Arkadaşlar, Örgü Aşkın Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde gördüğünüz bu güzel modelimizi çalışacağız. Şöyle baktığımızda kabartılı, haroşayı andıran ve şöyle basamaklı basamaklı çok şık bir modelle sizlerle birlikte olacağız. Modelimizi hem erkekler, hem bayanlar, hem de çocuk örgülerinde çok rahatlıkla kullanabiliriz. Hırkalar, yelekler ve atkılar gayet güzel olabilir. İp tercihleriyle özellikle modelimiz çok güzel duracaktır. Evet, modelimizi minik bir parçayla örmeye başlayalım. Modelimizi küçük bir parça üzerinde çalışalım. Şu şekilde şişime, ilmeğimi aldım ve birinci sıramı düz olarak örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi boş olarak örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimi düz olarak alıyorum. Dilerseniz şöyle arka yönden de girerek ilk sıramızı örebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse bu şekilde örebilirsiniz. Birinci sıramı düz ördükten sonra arkadan da ters olarak öreceğim. Şöyle küçük bir parça başladım. O yüzden bütün çalışmalarımızı birlikte yapalım. Son ilmeğimi de örüyorum. Ve birinci sıramı düz olarak ördüm. Şöyle görüyoruz. Arkasını hemen çeviriyorum. Ve arkasını da ikinci sıramızı bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Hiçbir farklı işlem yapmıyorum. Sadece ters. Bakınız tersi nasıl alıyorsanız. En son ilmeğimi de ördüm ve tamamladım. Şimdi üçüncü sırama başlıyorum. Bir sıra düz ördüm, bir sıra ters ördüm. Şimdi üçüncü ve düz sıramızdayız. Bakınız düz örgümüzün olduğu yöndeyiz. Birinci ilmeğimizi her zaman olduğu gibi boş olarak alıyorum. İkinci ilmeğimle üçüncü ilmeğimin arasından yeniden bir ilmek çıkarıyorum. Bakınız ama burada her iki ilmek arasında şöyle bir üstteki çizgiyi görüyoruz. Bakınız şu kısmı. Şu kısmın altından girerek yeniden ilmek çıkarıp şişime takıyorum. Bakınız her ikisinin arasında boşluktan değil. Şuradaki gördüğümüz minik aradan şöyle iyice açmak istiyorum. En üstteki görünen kısmın altından giriyorum ve bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. Şişime takıyorum. Şişime taktığım bu ilmeği ve diğer ördüğümüz ilmeği boş bir şekilde diğer şişime aktarıyorum. Ve bir sonraki yerde bakınız yine aynen arada ilk çizginin altından giriyorum. Ve bir tane ilmek çıkarıp şu şekilde şişime takıyorum. Ve örmeden hem çıkardığımı hem de ilmeğimin kendisini diğer şişime aktarıyorum. Bir sonrakine yine aynı işlemi yapıyorum. Takıyorum. Şişimi örmeden alıyorum ve bakın şu şekilde ilmeğimi takıyorum ve örmeden geçiriyorum. Şuradaki gördüğümüz kısım çok önemli. Buranın içerisinden alalım ve takıyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İlmeklerimizi aradan çıkarıp şişimize takıyoruz ve örmeden alıyoruz. Örmeden diğer şişimi aktarıyorum. Bakınız şu aradan ilmeğimizi bütün şişimizdeki ilmekler tek tek boşalana kadar aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Yalnızca dikkat etmemiz gereken tek husus şimdi yaklaşacağımız sonuna doğru olan bölüm. En son ilmekle sondan bir önceki ilmeği örmüyoruz. Düz olarak örüyoruz. Çünkü arasından almak epeyce bir yorucu oluyor ve zahmetli bulunması da çok zor. Onun için sondan bir önceki ilmeği ve son ilmeği yani son iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Buradaki ilmeklerimizin hepsinden son 2 ile baştaki ilmeğimizi saymadığımız zaman toplam 3 ilmeğimizin dışında kalan aradaki bütün ilmeklerimizi 2'ye katladık. Bir tane ilmekti. Aradan çıkarıp şişimize taktık. Şimdi örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz ve diğer işlemimizi başlatıyoruz. Evet, örgümüzün tekrar arka yönündeyiz. Birinci ilmeğimi boş alıyorum.
Örmeden, yani artmadan aldığımız ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın, düz olarak örüyorum. Her iki ilmeğimizi bir aradan çıkardığımızı, bir de ilmeğimizin kendisini yine düz olarak örüyorum. İkiyi bir şeklinde alıyorum. Yani azaltıyorum, kesme işlemi yapıyorum. Diğer iki ilmeğimi düz, bu sıradaki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Biraz önceki çıkarttığım her iki ilmeğimi tekrar bir ilmeğe dönüştürüyorum. Düz olarak sıramızın başına kadar geliyoruz. İki ilmeklerimizi bire düşürüyoruz tekrar. Ve son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümün tekrar yönünü çeviriyorum. Bu sıramızı da yine düz olarak örüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle görelim ama öncesinde ikişer ilmeklerimizi birer ilmek haline tekrar getirdik ve diğer yönden düz olarak ördük. Bu yönden de aynı şekilde düz olarak örüyoruz ve bu beşinci sıramız oluyor. Hepsini düz. Düz, düz, düz. Tamamen artma ve eksilme yapmıyoruz. Modelimiz çok kolay, çok da şık. Boyunluklar da çok güzel olmakta. Modelimiz gayet kullanışlı. Şık bir model. Evet, son ilmeğimi örüyorum ve şu şekilde bakıyorum. İkişer tane almıştık. Diğer sırayı da yine düz olarak ördüm ve arkasını çeviriyorum. Şimdi bu sırada birinci ilmeğimi boş olarak alıyorum ve hepsini ters olarak örüyorum. Şurada ilmeğimi yarım almıştım. Önden görmüştüm. Örerken hemen düzeltiyorum. Ters, ters, ters. Bu sıramız tamamen ters ve altıncı sıramız. Altı sıramızı ördük. Evet, en son ilmeğimi de ördüm. Şimdi bakınız, modelimizin birinci basamağı oluştu. Şimdi bu modelimizi biz 4 sırada tekrarlayacağız. Yani 4 sırada örüyoruz. Bu alttaki düzlerimizi ve tersimizi saymıyoruz. Hemen ilmek aldığımız yerden itibaren sayacak olursak bir ilmek aldığımız, arkasından tekrar topladığımız 2, sonra düz aldığımız 3 ve sonra ters ördüğümüz 4. 4 sırada tamamladık ilmeğimizi çıkarttığımız yerde dahil olmak üzere. Şimdi 4 sırada tamamladığım modelimi yeniden kurmaya başlıyorum. Aralarından birer birer ilmeklerimizi birlikte yine çıkartalım. Evet, modelimi tekrar kuruyorum. Birinci ilmeğimi boş olarak alıyorum. İkinci ile üçüncü ilmeğimin arasından şuradaki üst kısmın içerisine giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıp şişime takıyorum. Bakın, modelimiz son derece kolay bir, o kadar da şık bir model. Tekrar çıkarıyorum, boş takıyorum. Araya giriyorum, çıkarıyorum. Diğer ilmeğimi örmeden geçişimi yapıyorum. Tekrar ve tekrar. Sıramızın başına kadar alalım. Bütün ilmeklerimi aradan çıkardım. Örmeden diğer tarafa geçirdim. Son iki ilmeğimi örüyorum. Aradan ilmek çıkarmadan ve örgümün bütün ilmeklerini ikiye çıkartıyorum. Sadece bir başlangıçta boşaldım. Sonra iki taneyi, sondaki iki taneyi ise düz örerek aldık. Üç ilmeğimizin dışında bütün aradakiler çift olarak diğer şişimize aktardık. Hemen örgümün arka yönünü çeviriyorum. Bu yönde çift olarak aldığımız ilmeklerimizi arkadan düz örerek teke indiriyoruz. Yani kesiyoruz. Şimdi düz örüyorum. Hemen her ikisini düz, her ikisini alıyorum ve kapatıyorum. İki ilmeğimi bir ilmeğime düşürüyorum. Ve ikinci sıramızı örüyoruz. Modelimizi kurduktan sonra bu sıramızı tamamladıktan sonraki sıramızı da yine düz örgü olarak örüyoruz. Arkasını çeviriyorum. Bakınız, modelimiz çok güzel kuruldu. Şöyle bakalım. Şöyle gördüğümüz zaman gayet şık. Şimdi yine düz örüyorum ve modelimin üçüncü sırasını yeniliyorum.
Birinci ilmeğimi boşaldım. Sıramın başına kadar düz olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Sıramın sonuna kadar düz örerek geldim ve arkasını çeviriyorum. Dördüncü sırasında modelimizin bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Modelimizde sadece bir sıra tersimiz var. Geri kalan bütün sıralarımız düz örgü yönünde örülüyor. Dördüncü sıramı ters ördükten sonra yeniden ilmek alarak modelimizi kurmaya başlayacağız. En son ilmeğimi de örüyorum. Evet, şimdi modelimizdeki minik parçamızı da çalıştık bu şekilde. Şöyle görelim. Bakınız çok kolay bir model. Evet, çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Dileriz çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.